Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros Başşefi ben Umut Reçber. Bugünkü konuğum Taylan Hocam. Taylan Hocam'la Migros el lezzetleri tadımı gerçekleştireceğiz. Ben sözü ona bırakayım. Sevgili Umut'cum, o kadar güzel şeyler yapmışsınız ki bugün de şöyle bir şey yapalım. Evimize yemeğe misafir gelsin mesela. Evet. Biz koşturmuşuz, işten gelmişiz, ne yapacağız diye düşünüyoruz. Şöyle kafamızda bir kombinasyonumuz var. Bu arada misafir geldiğinde de bir taraftan evde odasında çalışan bir çocuğumuz olsun. Onun da yemeğini düşünüyoruz anne olarak. Ne yapmışsınız biliyor musunuz? Patlıcan beğendili, beğendi yatağında hindi kavurma zerdeçallı pirinç pilavı ile üstelik. Hocam ve ismi bile bir uzun. Yani ismi uzun. Yapar yapmasını da anlatacağım düşünemiyorum size. Yani biraz sonra evet ben beğendiyi tutturana kadar ölmüştüm. Sonra zeytinyağlı barbunya pilav. Misafirlerimize bir de çorba verirsek, çorbayla başlarız. Yanına etimizle pilavımızı veririz. Bir de barbunya pilakimizi veririz. Mis gibi bu misafirlerimiz için. Ne var? Çocuğumuza vereceğimiz tavuklu rapimiz var. Bir de mis gibi kuru fasulyemiz var. Harika. Dilersen yine çorbamızla başlayalım. Şimdi yayla çorbamız. Yayla çorbamızın içine sevgili şefim, evet, et suyu ya da tavuk suyu kullanıyor muyuz? Evet hocam. Meyanesinde yine yoğurt, un, yumurta kullanıyoruz. Tamam. Pirinçlerimizi önceden haşlıyoruz hocam. Bundaki ve kesilmemesi için kilit noktada limon suyumuz. Bakın mesela biz evde hatırlarsanız yayla çorba yaparken çorbamız böyle bazen kesik kesik olur. Şimdi Umut Şef burada çok önemli bir bilgi verdi. Dedi ki biz bunun içine limon koyuyoruz kesilmemesi için. Onu bile düşünüyorlar. Bence hiç evde uğraşmayın. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem de zamanımız bize kalıyor. Bu için hiç unutmayın. Buna değer. Çok basit hocam. Şöyle açtığımız gibi boşaltıyoruz. Bir de hocam, yayla çorbasında yapılan başka bir yanlışlık da yumurtanın tamamını kullanıyorlar. Aslında yayla çorbasının geleneksel tarifinde hiçbir zaman yumurtanın tamamını kullanmıyorlar. Sadece yumurtanın sarısı vardır. Aynen öyledir. Ben bunu sevgili rahmetli anneannemden öğrenmiştim. Yayla çorbasını bana öğretirken dedi ki sakın tamamını kullanma, hatta yumurtayı nasıl ayıracağımızı da öğretmişti. Düşünün yani ona kadar dikkat ediliyor. Yumurtanın sarısı kullanılıyor, kesilmemesi için içine limon kullanılıyor. Lezzet unsuru ön planda. Ama lezzet unsuru ön planda diye neyi ihmal etmiyoruz? Hijyeni de ihmal etmiyoruz. Kesinlikle hocam. Şimdi misafirimize başlangıç olarak mis gibi şeyimizi hazırladık. Evet. Çorbamızı ısınırken hocam bir yandan da biz isterseniz şöyle yapalım. Kuru fasulyeyi ısıtalım. Bunu mikrodalgada ısıtalım. Çünkü o kadar şahane ki onun bozulmasını istemiyoruz. Bakın yanında zerdeçal kullanıldığı için yanında basmati pirinç kullanılmış. Evet. Bu kadar detaylar, şahane detaylar düşünmüşsünüz. Beğendiği biraz sonra nasıl yapıldığını anlatalım. Ben bunu mikrodalgaya koyayım mı? Evet hocam. Şöyle. Bir de hocam basmatiden ben biraz bahsedeyim. Lütfen. Basmatiyi normalde biz pilavları yaparken genelde biliyorsunuz. Bir kavurma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunda tam tersi. Hiç kavurma yapmıyoruz. Tabii. Direkt salma usulü dediğimiz o usulle yaptığımız pilav. Daha sağlıklı. Demlenerek yapılıyor. Evet. Kesinlikle. Hocam. Ben bunu koyuyorum. 50 saniye yine. Evet hocam. Bu da vejeteryan bir ürün. Kuru fasulye bitkisel. Protein bizim de desteklediğimiz. Ve eminim bakın çok güzel. Bu kuru fasulyeler nereden geliyor ustacığım? İspir. İspir. Nedir? Kuru fasulyenin şahı İspir'dedir zaten. Bakın onu da alımını da İspir'den yapmış. Siz kuru fasulyeyi alacaksınız. Akşamdan ıslatacaksınız. Sabaha kadar bekleyecek. Sonra haşlayacaksınız falan falan falan. Bakın kuru fasulyenin sadece 5 dakikada değil mi? Hocam evet. Ortalama 3 ile 5 dakika diyoruz. Ocağın yapısına göre. İçinde domatesi var. Bu evet. Vejeteryenler için şahane. Bunun yanında da güzel bir mesela pilava hazır. Bizim diğer hazır pilavımızdan da kullanabilirler ya da ne istiyorlarsa onu yapabilirler. Bu tek başına bile yeterli. Bu arada hocam yardımcı yemek dediğimiz adlandırdığımız grupla ilgili Telşehir'e çok güzel pirinç pilavımız var, bir de bulgur pilavımız var. Bakın Telşehir'e pilavımız ve bulgur pilavımız var. Tabii biz burada hepsini anlatamıyoruz ama vejeteryenler için bir akşam yemeğini hazırlarken bulgur pilavını bunun yanına koyduklarında şahane, hem proteini dengeleyici hem de artı eksi içindeki amino asit dediğimiz öz değerlerini destekleyici bir menü hazırlamış olurlar. Ben de bu barbunyayı güzel bir kaba boşaltayım. Hemen hocam ben size çok güzel ona yakışacak bir kap vereyim size. Barbunyanın üstüne ne yaparsınız biliyor musunuz misafirlerinize ikram edeceğiniz zaman? Mis gibi bir taze maydanozla koyarsınız. Tam ev yapımı olur. Evet. Bakın içinde patatesleri var. Ben her zaman olduğu gibi az açtım. Özellikle ağzını. Burada bunların hocam ocağa girme sırası da çok önemli. Eğer siz havucu patatesten önce atarsanız. Yanlış yapanlar. Evet, biz sizin gibi ustalaşmadığımız için. Ama ben burada şimdi hiç hata yayamam yer yok hocam. Gördüğünüz gibi patatesi havuçtan sonra atıyoruz. Evet. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Bakın bugün neler öğrendik. Yayla çorbaya
Çorbamız sadece yumurta sarısı. Tamam, süper. Birazdan tadarız. Şefim ne uğraştık ne uğraştık şu beğendiyi yapmak için. Değil mi? Evet. Sanki hep mikrodalgada ısıtıyormuşuz gibi düşündük ama evet. Bir de tavada da ısıtıldığına bakalım. Hatta tost makinesinde bile ısıtabiliriz tabii, değil tabii mi? Tabii tabii hocam. Tabii. Çok rahat. Hocam wrapleri ısıtırken ocağın birini boşaltıyoruz. Çorbamız hazır. Tamam. Oraya da wraplerimizi alırız. Tamam, süper olur. Çorbaları da koyarsın şimdi. Hocam ben siz bunu porsiyonlayabilir misiniz? Porsiyonlayayım mı yoksa senin hünerlerine mi bırakayım? Tamam, yok hocam porsiyon. Beraber yapalım daha güzel olur. Tamam tamam, ben bir yandan da ben pilavın süslenmesini sana bırakayım dilersen, diğerlerini tamam. Ben koyayım. Anlaştık hocam. Tamam, süper. Hocam o zaman siz çorbayı tamam. Şöyle sevelim, biraz sıcak dikkat edin. Memnuniyetle. Lütfen. Fasulyeyi böyle alalım. Fasulyemiz de 30 saniye sonra olmak üzere. Tamam. Kokusu nasıl hocam? Siz doldururken kokusu buraya doğru geliyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel ki benim için koku çok önemli çünkü tadın en temel unsuru. Eğer bir yiyecek eğer size tat duyusunu hatırlatıyorsa kokladığınız zaman o yiyecek lezzetli bir yiyecektir sevgili izleyenlerimiz. Ben bu seride ev lezzetlerinde bunu ciddi olarak fark ettim. Nefis kokuyor tüm yemekler kokması gerektiği gibi. Mesela şimdi tavuklu wrap'i ısıtıyorsun ya, evet, onun o içindeki kırmızı biberlerin kokusu şuralara geliyor yani. Şimdi şunu da ağzını açayım. Ondan sonra sevgili şefimizin hünerine kalsın. Wraplerimiz ısındı hocam. Şöyle yine bir restoran sunumu gibi tabağımızı alıyoruz. Süper. Evet, şimdi ben de biraz istiyorsan baharatlarla devam edeyim süslemeye. Evet, şöyle hocam. Kırmızı biberi birazcık yaptık böyle. Aslında buna karabiber de olur ama ben şimdi daha fazla buna baharat koymayayım şefim ya. Şimdi misafirimiz geldi. Misafirimize önce çorbaları ikram ettik. Ardından plakemizi ikram ettik, barbunya plakisini. Ardından da zerdeçallı pilavımızla mis gibi beğendi yatağında hindimizi ikram ettik. Bu arada odasında ders çalışan çocuğumuza da repini verdik, kuru fasulyesini verdik. Ya da misafirlerimizin içinde velev ki bir vejeteryan vardı, ona kuru fasulyeyi verdik. Yani ne yaptık kısacası? Şahane bir hazırlığı çok kısa sürede lezzetiyle, hijyeniyle, ekonomik yanıyla bitiriverdik. Bakalım mı tadına şunları? Bakalım hocam. Hadi. Yani toplam 5 dakikada hocam yine ürünlerimiz hazır oldu. Yani ellerine sağlık. Burada da hocam yine nanemiz başrolde. Nanemiz başrolde sanki içinde krema varmışçasına çok güzel bir lezzet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Biz bu tüm menüyü ve reçeteleri oluştururken Migros ham maddelerini kullanarak yapıyoruz hocam. Belli. Zaten seçicilik belli. Şimdi ben barbunya plakiyi çok severim. Mesela bunu böyle bir şey aldınız. Servis yaparken üstüne bol mesela taze maydanoz da koyarsınız. Kesinlikle bunun üstüne hocam. Küçük küçük sivri biberler koyarsınız. Kırmızı sivri biber. Şunun tadına bakıyorum. Tabii hocam. Şefim. En son isterseniz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Siz de bakın. Bakın. Barbunya'yı tutturmak çok zordur. Demin şefim çok önemli bir bilgi verdi. Patatesimi önce koyacaksınız havucumu. Barbunya'nın kabuklarının parçalanmaması lazım ama çok da diri olmaması lazım. Bu şahane kıvamında. Bu arada son aşamada hocam biz çok az şeker ilave ediyoruz. Ama belli güzel olmuş. Elinize sağlık. El lezzet için bazı şeyler gerekiyor. Şimdi safranlı pilavımızdan. Bunu da özellikle mi basmati seçtiniz? Evet hocam, burada biraz hani hindi yakışmasını istedik. Bir de zerdeçallı biz basmetin uyumunu biliyoruz. Hani bizim geleneksel pirincimize çok yakışacağını düşünmedik. Olur mu olur tabii ama hani bizim içimize sinen bir durum olmazdı. Bizim daha önce çalıştığımız reçetelerden bir tanesi, tariflerden bir tanesi. Basmati pirinci ben kendime çok seviyorum ve pişme usulü olarak da çok uygun. Hem diyet yapanlar için. Tabii hem de daha sağlıklı. Hem spor yapanlar için. Ya bu beğendiğinin kıvamı nedir? Nasıl becerdiniz bunu? Ya gerçekten Umut Şef'im, inanın abartmıyorum. Lezzet unsuru çok 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 şahane. Hani ben evde yapsam beğendiği, çok uğraşsam böyle tutturamam. Çok da net. Firesi çok olan ürünlerden bir tanesi hocam. Bir kilo evet. Aldığınızda ortalama 250-300 gram size bir ürün veriyor. Bir de onu bağlamanız önemli olur. Evet, aynen, bağlaması çok daha önemli. Ben zaten hindinin çok lezzetli olduğunu biliyorum. Şundan da bir lokma tadına tabii baktıktan hocam. Sonra zaten wraplerimizden o kadar eminim ki. Buna da şeker ilave ettiniz mi? Onda çok çok az var hocam. Yani bir zeytinyağlı gibi değil. Zeytinyağı da ortalama biliyorsunuz. 1 kiloda böyle
6-7 gram veya 8 gramdır maksimum. Bunda da 1 kiloda 1 veya 2'dir. 3 gramı geçmez. Belki bir küp şeker falan evet. gibi. Zaten İspir fasulyesini işte Migros ham madde olarak da çok doğru şeyler seçtiği için zaten kendisi hafif şekerlidir. Ben repleri şöyle de düşünüyorum. Bunları mesela bir seyahate çıkarken işte öğlen okula gittiğimiz zaman da falan yanımızda taşıyabiliriz. Belki ısıtılmadan da yenilebilecek bir şey. Biz ısıttık. Kesinlikle. Şahane ama ısıtmadan da ben birkaç kere tercih ettim çok koşturmam olduğu zaman. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Oradaki detay da hocam, sardığımız lavaş veya tortilla diye adlandırdığımız ekmek tam tavalı bir ekmek. Evet evet, onlar bence çok önemli bir detay. Artık yavaş yavaş hep beyaz şeylerden zaten çok tavlaya geçiyoruz. Bu bizim yemeklerimizin içinde de lezzet unsuruyla sağlık unsurunun pekiştiğini de görüyoruz. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Bakın, bunları nereden edinebilirsiniz diye tekrar soracağınızı düşünüyorum. Migros marketlerimizden elde edebilirsiniz. Migros sanal marketten elde edebilirsiniz. Migros hemenden alabilirsiniz. Bunların hepsinin bir arada toplandığı da bir application var, Migros application'ı. Onu indirip tık 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 oradan hemen ulaşabilirsiniz. Değil mi Şerif? Kesinlikle. Yani yoldayken veya seyahatteyken, ofisteyken, evdeyken her yere sipariş verebilirsiniz. Evet ve en güzel yanı da misafiriniz mi geliyor? O akşam canınız yemek yapmak istemiyor mu? Öğrencisiniz, arkadaşlarınızla o akşam çalışacaksınız. Ne yiyeceğim derdiniz mi var? Her derde deva. Ama en önemlisi, bakın bir daha söylüyorum, hijyenik, ekonomik ve zamanı size bırakan bir tercih. Ve sevgili ustamız sayesinde şahane tatları var. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. O halde Migros TV'ye abone olun ki size yeni lezzetlerimizle ilgili sık sık bilgi verelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.